Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Katkı olmuyor ki. Ya olmuyor çünkü herkes kendi şeyini düşünüyor. Katkısı nasıl olabilir? Şey olarak, ekonomik olarak bize o kadar şeyimiz yok yani. Adalet? Adalet o da o kadar görmüyor. Eğitim? Eğitim de gitmiş. Tarım? Tarım zaten bitmiş. Turizm? Turizm biraz şey var, katkısı oluyor. Bir şey kalmadı geriye. Geriye bir işte insanlar var. Birbirinin sırtından geçiyor insanlarımız. Bu kadar yani. Eyvallah. Bir şey deyin. Ülkedeki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Hiçbir katkısı yok. Evet. Şimdi ben size şöyle örnek vereyim. Ben İzmir'de Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesi beyin cerrahi 2. sınıfım. Diyarbakır'da okudum. Diyarbakır'da birinci olarak çıktım. İzmir'e geldim. İzmir'de her gün milletin pisliğini temizliyorum otelde. 600 TL para alıyorum. Gidiyorum yemek yiyorum, kafede bir kahve içiyorum. 600 lira veriyorum. Buraya çalışmaya geldim. Son paramla dolandırıldım. Şu an sokakta kaldım. Otobüse bindim. Polis ücretsiz geçiyor. 65 yaş ücretsiz geçiyor. Tanıdıkları ücretsiz geçiyor. Bana adam dedi ki in. Abi dedim öğrenciyim, bana ne dedi. Ben şimdi niye okuyorum abi bu Türkiye'de? Ben niye doktor olacağım? Ben doktor olunca Türkiye'ye hizmet etmeyeceğim mi? Bugün biri gelse bana hastayım, cebimde param yok, beni tedavi et dese ben seni tedavi etemem. Para ver mi diyeceğim. Ben bakacağım, benim görevim bu. Sonra diyorlar ki ben mesela doktor olayım, ben Türkiye'de kalmayacağım, yurt dışında okuyacağım. Neden doktorlar gidiyor diyorlar? Çünkü bu Türkiye'de bize saygı duyulmuyor, öğrencilere saygı duyulmuyor. Ne isteniliyor biliyor musun abi? Cahil insan isteniliyor. Türkiye'de artık okuyan insan istenilmiyor, cahil insan isteniliyor. İnsanlar cahil kalsın ki biz bu toplumu yönetelim istiyorlar istediğimiz gibi. Sorgulamasınlar. Mesela Dilbura niye tutuklandı? Kadın doğruları söyledi, doğruları konuştu. Doğruları, Dilan Polat vergi kaçıran, dünya kadar parayı yöneten kişi salınıyor. Dünya kadar suçu varken ama kendini savunan, özgür ifadesini söyleyen Dilbura. O da benim memleketimde oldu. İzmir'de oturduğum yerde dibimde oldu. Kadın doğruları söyledi, hür ifadesini söyledi. Niye? O kadının parası yok. O kadının parası olsaydı içeri atılmazdı. Ben şimdi niye okuyorum? Ben okurken bir yandan tıp okurken ben çalışmak zorunda mıyım? Ta İzmir'den kalkıp 10 gün kalmış okulumun açılmasına benim şu an ders çalışmam lazım. Ben gidiyorum buraya kat görevlisi olarak turistlerin, yurt dışından gelen turistlerin tuvaletini temizleyeceğim. Günlük 10 saat 600 lira alacağım o parayla geçince. Bu mu? Bu yüzden mi okuyoruz biz? Bu yüzden ben doktor olacağım ya, beyin cerrahi. Ülkede beyin cerrahi doktoru kaldı mı? Sayılı abi ya, kaldı mı? Ben gideceğim yurt dışına. Çok fazla ihtiyaç yok aslında beyin cerrahine. Abi inanabilir misin? Çünkü beynini kullanmıyor insanlar. Aynen, çok doğru söylüyorsun. Yakında... Ondan sana çok fazla yönelmiyorlar. Yakında abi biz hepimiz, bütün öğrenciler yurt dışına kaçıyor ya, doktorlar moktorlar. Mesela benim eşim de doktorlu, aynı okulda okuyoruz Ege Üniversitesi'nde. İkimiz de mezun olalım, yurt dışına gideceğiz. Ondan sonra mesela bizim Türkler doktorların yanına gidecek ya, hastaneye gidecek. Konuşamayacak onlarla. Çünkü ülkede kalanlar ya şey olacak, Afganlar olacak ya Suriyeliler olacak. Onlara diyecek ki beni tedavi et. Ben de ne diyeceğim biliyor musunuz? Yurt dışından izleyeceğim, böyle güleceğim, kahkaha atacağım. Diyeceğim ki ben zamanında otobüse ücretsiz binecektim. Beni bindirmedi, götürmedi. Bana ne dedi? Ben de o zaman böyle yaptım. Gelecek otobüs şoförü. Gelecek otobüs şoförü. Abi hayır, ben anlamıyorum. Diyecek ki beyin kanaması geçiriyor. 10 dakika önce yaşandı. Abi dedim, öğrenci kimliğimi gösterdim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ya tıp fakültesinde okuyorum dedim. Öğrenciyim, dolandırıldım, buraya geldim. Param yok dedim. 20 lira abi ya. Beni dedim şuraya kadar getir. Ne dedi biliyor musun? Götüremem, in dedi. Ben de doktorluk okuyorum. 2 sene sonra mezun olacağım. Sen hastalandığında bana geldiğinde paran yoksa ben seni ameliyat etmiyor mu diyeceğim. Vallahi billahi maaşımdan veririm, ederim hastaneye ya. Biz cahil kalalım, toplum cahil kalsın. Bütün bu ülke cahil kalsın diye uğraşıyorlar ama biz okuyacağız sonuna kadar. Bütün insanları da bilinçlendireceğiz. Kimse bizi susturamaz. Eyvallah. Sağ ol. Yok. Neden? Neden yok? Şimdi şöyle söyleyeyim. En basitinden ben stajyer öğrenciyim. Öğrenciye bile yol parası 10 lira olmuş. Aylık 600 lira. Net 600 lira. Bir ayda 600 lira. Bu 20 lira git gel. Yol. Stajyere verdiğim aç 5101 lira. 1 lirayı da koymuş. Bize şey geçmemiş. 5000 kesinlikle 5101 lira. Stajyer maaşı bu. 5101 lira. Bunun yemesi, içmesi, gezmesi, ozu, busu, nesi kaldı, ne istiyor? Test kitapları olmuş zaten, kaç para? 1000 lira, 2000 lira. Emekliye zam, emekliye zam. Emekliye bana ne katkısı var? Emekliye zam yapacağına sen zam yapmak yerine enflasyonu düşür, millet alabildiğini alsın yani. Alınmayacaksın. Aynen, çünkü zam yapıyor, emekliye ya da maaşa zam yapıyor.
başka şeyler, enflasyon da her şeye zam getiriyor. Çıkıyor. Evet, her şeye zamı getiriyor. Yaptığınız zaman nesi kaldı? Ev kiralarının en aşağı ev kirası 12 bin lira. 17 bin lira maaş veriyorsa 12 bin lira ev kirası. Çocuklu aile ne yapacak? Ne geçecek? Yani bir çocuğun zaten okul masrafı en aşağı şu an. İlkokula giden çocuğun bile okul masrafı 2000 lirayı geçiyor. Benim kardeşim ortaokula gidiyor. Kitabıdır, odudur, busudur derken biz 5000 lira olmuş. Beslenmesidir. Beslenmesi, o bu şu kantine hadi para verdik diyelim. Evet. Ayrı bir şey. Hadi evden hazırladık diyelim. Zaten eve aldıklarımız da zam. Evet. Aynı şeye geliyor. Yani çare ne kardeşim? Çare bence ilk başta iktidarın değişmesi lazım. Bir kan değişikliği lazım mı? Kesinlikle lazım. 7 yıldır yani her şeyimizi sömürdüler. Yok kaç odur. 7 yıldır. Ben 7'yi hatırlıyorum tabii. Ya benim yaşım 7'yi geçiyor fazlasına yetiyor. 22 yıldır iktidardalar. Yani ben 7 yıldır gördüğümü söyleyeyim. Yani adamın yaptığı katkı yok. Yok Suriyelileri okul açıyor, yok onu okul açıyor, yok bunu okul açıyor. Ben Suriyeli değilim ya da Afgan değilim. Ben bu millette doğdum. Türk'üm. Ama bana yaptığı yatırım ne? Ya da bana yaptığı katkı ne? Evet, işte onu soruyoruz. Siyasetçilerin katkısı nedir? Yok, ne sayayım? Hiç katkı yok. Ha, bir tane katkısı var. Din. Yani biz dinsiz imansız galiba, bize din öğretmeye çalışıyor. Kendi kafasında kurduğu dini öğretmeye çalışıyor. Ancak bize Atatürk'ü kötüleyerek içimize yaşıyor. Nesini kötülüyor bize Atatürk'ün? Atatürk'le diyor ki iki tane Ayyaş'ın kurduğu yasa diyor. O iki tane Ayyaş, Ayyaşken bu ülkeyi kurmuş, sen ayıksın, bu ülkeyi yönetemiyorsun kardeşim. Kusura bakma. Sağ olasın. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Nasıl? Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Vallahi bence hiçbir katkısı yok. Yok mu? Yok abi. Yaş bence yok. Ya şu hayat pahalılığına bakar mısın? Katkısı olsa böyle olmazdı diyor. Nasıl? Katkıları olsa böyle mi olmazdı ortam? Tabii canım yani. Ülke evet. için çalışacaksın abim. Daha önce nasıldı? Daha önce hayat normaldi, evet. Bazı şeyler vardı, eksiklikler ama. Böyle mi? Ya böyle çaresiz duruma düşmüyorduk. Evet. Şu anda çaresiziz. Kiralar pahalı. Çare yok mu hiç? Çare, vallahi işte çare bu ülkeyi yönetenler. Çareyi bulacak abi. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Bence hiçbir şey. Hiçbir katkıları yokmuş. Yoktur. Anda. Kendi vefatları vardır bana göre. Vatandaşa? Hiçbir katkıları yok. Güvendiğin bir siyasetçi var mı? Hiçbiri değil. Eskilerden var mıydı? Bülent Ecevit'te. Bir dürüst o mu vardı abi? Benim gözümde oydu. Şu anda? Hiçbir partiye de oy kullanmadım bugüne kadar. Hiçbirine vermedim mi? Hiçbirine de. Yarın seçim olsa? Gene vermem. Yine boş atarım diyor. Yine gitmem boş atarım. Diyor. Gitmedim ki vereyim. Boş atayım. Zaman harcamam diyor. Kesinlikle. Harcanacak bir zaman değil. Teşekkürler abi. Sen de abi. Siz Avustralya'daki siyasetçiler nasıl? Oradakiler mesela kaybettiği zamanı adam çekiliyor. Benim yüzümden diyor, kaybettim diyor. Adam ben siyaseti kaybettim diyor, çekilir. Ama burada öyle bir şey yoktur. Mesela Türkiye'de ben 30 senedir oradayım. Sokaklarda bir tane doğru dürüst seçim bayrağı göremezsin. Afişler, bağıran arabalar. Kesinlikle. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Buradaki harcananlar senin benim paramla harcanıyor. Evet. Doğmamış çocuğun parasıyla harcanıyor. Ama kimse bir şey demiyor buna. Çok çünkü büyük orada, bir bütçe ayrılıyor. Ha bak buradaki, orada hiç kimse şey yapmaz yani. Kesinlikle para harcamazlar. Adam mesela ben diyelim birisi milletvekilliğine adaylığını koyuyor. Adam evet. diyor ki parası varsa birkaç yer evin önüne bayrağı koyar. Resmini koyar, onun haricinde hiçbir şey koymaz. Ama burada sokaklar her tarafından gözünüze bayrak atıyor. Sokuyorlar burada. Ha, sokuyorlar. Senin paranı sokuyor. Senin paranı harcıyor. Kendi doğru. parasını harcamıyor. Doğru. Kendi parasını harcasa ya. Harcasını da görürüm o zaman. Devlet ha. imkanlarını kullanıyorlar. Ya senin benim paramı harcıyor kardeşim. Senin benim paramı harcıyor. Cebinden harcasın ya para. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Hiç yoktur. Zararından başka hiçbir şey yoktur. Tabii 30 yıl oldu gideli. Bak herkes kendi cebini düşünüyor. Kendi cebinden başkasını hiçbir şey düşünmüyor. Seni beni bir düşünen var mı? Yok. Bu ülke cennet memleket. Dünyada en güzel ülke burası ama güzel yönetilirse, güzel seçim olursa. Sen neredeydin abi? Avustralya'da. Abi yarısı yandı geçen sene neredeyse. Ne kadar zamanda toparladılar ekonomiyi? Ya adamın ekonomisini halk birbirine yardımcı oluyorlar. Yani en kısa zamanda diyebilirim ki yalan olmasa 1,5-2 senede kendisini toparladı adam. Kendine geldi. Kendine geldi. Adam öyle sokağa para atmıyor. Sen diyor kimin parasını harcıyorsun diyor. Evet, başbakanı şey yapıyorlardı, sıkıştırıyorlardı. Yok öyle. Geç kaldınız diye. Yok.
Yok, sel olduydu. Sel evet. Olduydu. O zaman şey yaptıydı, adam da geldi. Yani eleştirebiliyorlar siyasetçileri. Tabii eleştiriyorlar. Eleştirme hakkı var. Senin nasıl hakkın varsa, bu adamın hakkı nasıl varsa onun da hakkı var. Diyor ki ben çalışıyorum diyor. Benim vergimi veriyor. Nereye veriyorsun diyor. Benim evet. Vergimi nereye harcıyorsun diyor. Benim verdiğim parayı nereye harcıyorsun diyor. Ama burada o soru var mı? Yok. Maalesef. Adam bir şey, bir kız konuşma yaptı. Kızı içeriye attılar. Niye atıyorsun ya? Adam şey, dördüncü maddeyi değiştirelim diyor. Adamı tutuyor. Bir şey yapıyor mu? Hani demin benim eşime bisikletle çarptı bak. Adam kaçtı gitti. Buyur. Nerede kanun? Hani nerede? Hani ülkem, benim ülkemde ya. Ben bu kendi ülkemde mülteci gibi geçiyorum. Kafasına çarptı Allah korusun. Ya yere düştü bak. Hani yere düştü bak. Yere düştü. Evet. Bacağı yaralandı. Bir şey yoktur. Ne yapabiliriz? Soruyorum ya. Ama bu, ucuz yırtmışsınız abi. Ya bak burada 100 sene geçecek ki ondan sonra bu millet değişecek. Yoksa bunun haricinde olmaz. Okumak, kafa okumak. Değişecek. Kafa değişecek. Bu zihniyet değişecek. Bu zihniyet değişmedi mi hiçbir şey olmaz yani. Ablanın korktuğu kadar varmış. Düz yolda bile. Ya burada yürüyorsun, bisikletle çarpıyor diyorum. Bisiklet yolu mu burası? Değil işte. Adam orada işaret var, bisiklet yolu var. Kafasında helmet var. Kafasında kep var. Adam uyarıyor. Bisikletin düğme var mesela. Göremezsem bile sana uyarıyor. Ama burada o yok. Maalesef. Bizim seçtiğimiz adamlar ya bak. Bizim yöneten adamlar ya bak. Hadi görüşürüz, rica ederim. Hadi görüşürüz. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı nedir? Türkiye'de demokrasi var mı? Alternatif muhalefettir. Evet. Demokrasi. Katkıları nedir Türkiye'ye siyasetçilerin? Vatandaşa nasıl bir katkıları var sizin? Siyasetçinin en büyük olayı ekonomiktir. Ekonomiyi düzeltecek. Milli geliri en iyi şekilde, sosyal bir şekilde insanlara dağıtacak. Kişi başı gelir yükselecek. Kişi başı yükselecek. Alım gücü yükselecek. Alım gücü yükselecek. Mesela 1979 yılında Güney Kore bizden çok gerideydi. Şu anda 55 bin dolara yakaladı kişi başı milli evet. Gelir. Biz hala 13 bin dolardayız. İnanılmaz bir sanayi. Değil mi? Anormal bir olay. Sadece Samsung Türkiye'nin yaptığı ihracattan daha fazla ciro yapıyor. Doğru. Olay bu yani. Evet. Siyasetçinin yapacağı en büyük olay bu. Çok teşekkürler abi. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Ülkedeki siyasetçilerin katkısı ülkeye nedir? Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Neden abi? Kafam çok yorgun abi. Durgun mu kafa? Durgun. Beynim durmuş artık. Niye? Her sıkıntılar şey. Mı? Sıkıntılardan. Katkısı ne siyasetçilerin sana? Hiçbir katkısı yok. Daha önce nasıldı yalan abi? Yalan siyaset, yalan şey, hepsi yalan. Daha önceleri nasıldı? Dürüst çok siyasetçiler iyi, çok var iyiydi, mıydı? Çok iyiydi. 80'den önce yaş iyiydi. Yaş olarak hatırlarsınız. 80'den önce çok iyiydi siyaset. Ondan 80'den sonra bozuldu. Çare ne? Çare hep bir... böyle mi gelecek, gidecek? Böyle gitmez. Bir delikanlı gelir, düzeltir memleket. İnşallah. Aynen olacak. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkemize katkısı nedir efendim? Ben hiç bilmiyorum çünkü burada yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Ben İsveç'te yaşıyorum. İsveç'te yaşıyorsun. Evet. İsveç'teki siyasetçilerle Türkiye'deki siyasetçileri böyle kıyasladığımızda nasıl fark? Çok fark. Orası nasıl? Orası çok ülkelerine çok değer veriyorlar. Ama biz buraya turist olarak geliyoruz. Evet. Burayı görüyorum ama sanki belediye hiç bakmıyor. Yani evet. Köçelere, sokaklara... böyle hep insanlar çöp atıyor. Yazık ya, bu memleket, bu güzellik, bu deniz çok iyi bir deniz. Turistler dünyanın her yerinden geliyorlar. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Böyle görmek güzel değil yani. Neden böyle bir toplumuz biz? Neden böyle bir toplum olduk daha doğrusu? Sanki hiç information yok burada. Yani insanlar hiçbir şey bilmiyor. Yani sigara eğitim içiyor. Mi? Eğitim, sigara içiyor, yere atıyor. Ama evde yere atmıyoruz. Evet. Burada bizim evimiz. Dışarıda bizim evimiz. Aşağıya atıyoruz. Evet, dışarıda bizim evimiz. Ondan bizim ülkemiz. Sizin ülkeniz çok bizim öyle. Bizim ülkemiz. Bizim ülkemiz. Evet. Sizin ülkeniz. Ama ben de buraya gelince kendimi buraya hissediyorum. Nerelisiniz? Ben İran, Azerbaycan'ına geliyorum. Siz de buralısınız. Siz de Türksünüz. Ben çalışıyorum Türkçe konuşmayı siz gibi. Ama bizim Türkümüz farklı, biraz farklı. Türk'ün farkı olmaz. Aynı genlerden geliyoruz.
Aynı yerden geliyoruz. Aynı kültürden geliyoruz. Aynı kültürden bizde de öyle şeyler yok yani çöp atmak yere. Ama çok insanlar arabadan da çöp atıyorlar dışarıya. Doğru. Ben gördüm gözümle kaç defa gördüm. İnşallah güzel. İnşallah belediye baksın. Aliyev nasıl Azerbaycan'da? Aliyev çok güzel. İyi mi? İyi. Her güzel şey yönetiyor mu? Güzel yönetiyor. Cezalar falan? Cezalar da sert biraz değil mi? Sert. Evet. Sert oldukça insanlar düşünüyor, iyi düşünüyor. Yani evet. Çok temkinli, dikkatli. Temkinli, dikkatli oluyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür sizden. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Siyasetçilerin ülkeye katkısı nedir sizce? Abi bu adam konuşursa yeri gerilir. Ülkeye katkıları nelerdir? Bence fazla katkıları yok. Neden abi? Vallahi bilmiyorum. Siyasete güven kalmadı. Siyasetçilere hiç güveniniz yok mu? Az. Vaat ettiklerini tutmuyorlar mı sözlerini? Yapamıyorlar. Tutan var mıydı abi daha önce? Sen yaş olarak bizden biraz daha büyüksün. Ya da güvenilir siyasetçiler var mıydı? Eskiden vardı. Şimdi? Şu anda var diyemem. Eskiden mesela. Zaten iyilerde yaşamıyor. Bir Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Bir Necmet Erbakan, Erbakan vardı. Türkeş vardı. Ecevit vardı. Ha, aynen. Demirel. Demirel vardı. Yani şu güven kalmadı yani. Abi sen yaş olarak hatırlarsın. Önceden siyasetçiler açık oturumlarda tartışırlardı. Nezaket vardı. Evet. Kibarlık vardı. Şimdi masa tarafına gelmiyorlar yani. Gelseler fazla gazeteciler fazla sıkıştırırsa hepsinin şeyi ortaya çıkacak. Mecliste bile yumruklaşıyorlar. Aynen aynen. Olmaması lazım. Dövüşüyorlar. Önemli olan fikirlerin çatışması. Aynen. Yumrukların değil. Aynen öyle. Çare ne? Çare halk uyanık olacak. Kendi içinden niye çıkartmıyor abi? İşte medya beyin yıkıyor. Büyük medya beyin yıkıyor. Eyvallah abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi Türkiye'deki siyasetçilere güveniyor musun? Ya da ülkeye katkıları nelerdir? Vallahi ülkeye hiçbir katkıları da yok. Hiç görmüyorum. Vatandaşa ülkeye bir katkıları yok mu? Hayır nerede? Yok. Olsa belli olur muydu? Olsa belli olurdu ya. Önceden nasıldı abi? Önceden daha iyiydi. Vallahi önce daha iyiydi. Millet kendi çalışıyordu, iş vardı. Güvenilir siyasetçi yok mu? He? Şu devirde güvendiğin siyasetçi yok mu? Şu devirde mi? Ya muhakkak illa ki var. Muhakkak vardı ama. Eskisi gibi değil. Değil, değil. Ne olacak peki abi? Vallahi ne olacak? Ne olacak? Öyle devam eder. Bakalım artık ne olacaksa. Böyle gider diyor. Böyle gider tabii millet. Uyansa iyi olur da uyanmasa böyle gider. Eyvallah abi. Teşekkürler. Bir şey değil. Abi, Türkiye'deki siyasetçilere güveniyor musun? Yok. Neden? Yalan dolan. Önceden nasıldı? Önceden evet Demirel'in, Ecevit'in zamanında onlar iyiydi. Şimdi kötü oldu. Millet, herkes para peşinde. Vatandaşın durumu? Vatandaşın durumu da kötü. O da kötü. Evet. Kendilerine mi çalışıyorlar? Vallahi ne diyelim. Ülkeye katkıları ne? Katkıları yok ki. İş yok. Fabrika yok. Millet boş. Aç. Perişan geziyor. Eyvallah. Abi size soralım. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı nedir? Vallahi hiçbirine güvenim yok. Hiçbiri güvenilir. Güvenciniz kırıldı mı abi? Umudunuz? Umudumuz kırıldı tabii ki. Ne olacak peki? Çare? Çare Allah'tan. Bakalım ne olacak? İşimiz Allah'a mı kaldı? Öyle. Öyle. Umut orada. Eyvallah. Eyvallah. Abi sen ne diyorsun? Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı ne? Yok bende. Yok mu yok? Yok. Eyvallah. Tabii. Sağ ol abi. Yani evet. Türkiye'deki siyasetçilerin ülkeye katkısı nedir? Katkı. Onlar için yabancı bir kelime olması lazım bu. Neden diyeceğiz? Şundan diyeceğiz. Mesela şimdi erken seçim olayları var ya hani konuşuluyor. Evet. 2025 Kasım deniyor. Neden? Neden abi? Çünkü ilk defa milletvekili olanlar emeklilik hakkı kazanacak. Tabii kıyak emekliliği. Şimdi ülkede kim ne derse desin kardeşim. 600 milletvekilimiz var mı? Evet. Bu 600 milletvekilinin kaç tanesi vatan millet Sakarya için çalışıyor? Mesela Özgür Özel Balıkesir'di demiş galiba. Biz gelirsek 1-0 atacağız. Evet. Senin 1-0 atman neyi
Hani şap, çünkü ben hani Özgür Özel karşı biri değilim de. Et diyor olacak 50 lira. Ya, tamam da senin aylık da olacak 2000 lira. Maaşı da atacak bir sıfır. Hayır. Ya şimdi sıfır atıldığı zaman ne olur? 20.000 liran 2000 lira olur. Öyle mi? Evet. Heh. 2000 lira olduğu zaman 550 lira olan et 55 lira olur. Fark ne? Yok. Yani 15 bin lira ev kirası 1500 olacak. Ha, buradaki mühim olan sıfır atmak değil. Evet. Mühim olan parayı değerlendirmek. Mesela yen düşük bir paradır dolara göre. Evet. Ama Japonya'da hiç aç gördük mü biz? Veyahut da herhangi bir böyle şey olayı? Yok değil mi? Neden yok? Çünkü parası düşük dahi olsa değerli. Ha, neyse değerli, şu üst değerli. Mesela biz şimdi diyoruz ki 20 bin aylık misal. Değil de hani evet. 20 bin diyelim. Sen bir sıfır attığın zaman bu 2000'e düşecek. Senin amacın ne olmalı? Sen 2000'e düşürdüğün zaman onunla ben ev kirası 500 lira olmalı misal yani. Evet. Veyahut da et hani 55 lira değil de 15 lira olmalı. Hani öyle olursa denge senin kurulur. Sıfır atman faydalı. Şimdi sen sıfır atma 20 binde kalsın. Ama 650 veya 550 olan eti ne yapacaksın? 150'ye düşer. Hah, o zaman alım gücün fazlaşıyor. Yoksa öbür türlü bir şey fazlaşmaz. Şimdi bizim mesela bu Türkiye Cumhuriyeti'ni diyelim bir kasa. Banka kasası gibi. Bu kasayı şimdiye kadar hani 50'den bu tarafa hep yok vidayla hani makkapla delip açmaya çalıştılar. Yok dinamit koydular, onu koydular, bunu koydular. Ama bir türlü açamıyorlar o kasayı. Ha şimdi de bir tanesi çıkmış. Dördüncü maddeyi istemiyoruz biz. Bir, iki, üçlü işimiz yok. Kim o? Ya kim olacak bu Hüdapar Başkanı demedim. Tanımıyoruz abi biz öyle birini. Valla ben de tanımıyorum da televizyonda gördüm yani. Diyor ki ya diyor. Bir, hala alınacak birisi olmadığı için. Ya bir, iki, üçlü diyor. Bizim diyor problemimiz yok. Dörtle. Milleti salak yatağına koyuyor. Zaten ahmak diyor ya. Ya arkadaşım bak şunu iyi bilelim. Kasanın anahtarı bu dört. Dördüncü madde evet. Yani. Onu açtığın zaman içinde bir şey kalmayacak. Ha. Bir de diyor ki ahmakça hani anlatıyorum. Hani ahmaklara evet. Anlayacaklar. Ya arkadaş Ekrem İmamoğlu bir ahmak dedi bir kişiye dedi. Ceza yedi. Onu yiyemiyor. Biz de mecliste Hizbullah'ın terör örgütü temsilcilerini istemiyoruz. Kardeşim benim meclisi istemediğim bir sürü kanat var. O olay değil. Olay o değil. Olay ne? Olay şu. Mecliste şimdi erken seçim için parmak kaldırıldığı zaman muhaliflerden başka hiçbir tane, belki muhaliflerin içinde de kaldırmayacaklar yani. Evet. Çünkü adam ya diyecek şurada bir sene yani kalmış. Dönem seçilemeyebilirmiş. Ha, tabii hani bir sene kalmış şu kıyak emekliyi alayım. Hani neden? Çünkü milletvekillerinin içinde bu 600'ün içinde %10'luk var mı onu da bilmiyorum. Hani vatan millet Sakarya diye. Ötekilerin her biri televizyonda konuşur, orada konuşur, burada konuşur. İnleyenler mi? Çıkıyor Milli Eğitim Bakanı hala diyor ki onlar sivil toplum örgütü. Ya arkadaş sivil toplum örgütleriyle sen zaten bir araya gelmiyorsun ki. Normalinde. Evet. Senin geldiklerin bunlar. Her biri bir vakıf kuruyor. Hüdapar'da vakfını kurmuş. 3-4 yerde çocuk öğrencilerini işte tekbir getirerek sokak yürütmüş değil mi? Evet. Bunun destekçisi kim? Cumhur İttifakı. AK Parti değil mi? AK Parti'nin bizzat kendisi değil. Hani parti olarak değil. Kim? Ben ekonomistim diyen yeni bir nesil. Bilal Erdoğan'ın vakfı. Okçuluk tekkesi. Ya bir sürü tekke var, vakıf var. Hangi birini sayayım ben sana? Şimdi şunu bir önce şey yapalım. Şimdi bir Ensar Vakfı ile bu vakıf. Bilal Erdoğan'ın. Tükva. Tükva. Ha, yanlış. Evet. Hafız etmeyelim. Gidiyorlar Manhattan'da 20 katlı bir bina yapıyorlar değil mi? Ya arkadaş Manhattan Amerika'nın en pahalı yeri. Neymiş? Öğrenci yurdu.
Ya kardeşim orada bir öğrencinin kalıp yaşayabilmesi için hani bir ay en az bir 10 bin dolar lazım ya. 11 dolarla hangi öğrenciyi okutacaksın? Yani demek istedim yani geçenlerde dedim ben. Bizim ülkemizde her şey mübah sayıldığına göre muhalifler hariç. Mübah sayıldığına göre bizim ülkemizden bir şey olmaz. Avrupa'dan gelirler, burada yerler, işerler. Sonra derler ki ya Avrupa'da işte şu yok, bu yok. Ya Allah gözünüze, dizinize dursun. Ne yok ya? Yani sen gidiyorsun 0-1 arabayı, mesela bir Audi'yi 28 aylık kazancınla alıyorsun. Aynı arabayı sen Türkiye'de 287 aylıkla alıyorsun. Hala da Avrupa bizi kıskanıyor ayaklarını. Bırakın. Bu işte biri diyor öyle, biri diyor böyle. Ondan sonra diyorlar ki adaleti işte bunların olayından ötürü şöyle yaptırmayız, böyle yaptırmayız. Ya kardeşim orada 150 kişinin oturduğu bir köy, mahalle midir neyse. Bir kız çocuğu boğularak öldürülüyor. Ve hala bulunamıyor. Ve sen hala 10 insanı alıyorsun, şey yapıyorsun ve hala katil bulamıyorsun. Ya. 100 yıllık cumhuriyet. Yani, yok hayır olacak bir şey değil bu yani. Şimdiye kadar bu kadar uzun süre aranan herhangi bir vaka olmuş mu? Polis onu yeter ki hani şüphelileri bulsun hemen öttürür. Bir günde öter hepsi. Ama niye? Bunlar hala 20 kusur gün oldu. Ensarioğlu açıklama yaptı ya, bildiğimiz çok şey var da tanıdıklarımız konuşamıyoruz diye. Ya onu da işte sonradan kıvırdı da zaten öyle bir şey var. Hani bu Türkiye'nin bütün her yerinde var. Eğer bir ucu bir yere dayanıyorsa ya yayın yasağı geliyor. O mutlaka yayın yasağı hemen geliyor da ya rütük cezası, müzik evet. Cezası o bu. Hani, ama bunların değişmesi için ne olması lazım? Ha, gelecek olanın elinde sihirli değnek yok yani öyle fıt vurduğu zaman akşam yatacağız sabah kalkacağız. Oh her şey güllü gülistanlık değil. O başka mesele. Rejimin değişmesinin bir tek faydası olur bize. Dışarıdan gelen yatırım. Adalet ve hukuk olduğu zaman güven. Hani. Şimdi ben kendim diyorum ya benim mesela diyorum 1 milyar dolarım olsa misal veriyorum yani yok da. Ben Türkiye'ye niye yatırım yapayım kardeşim? Çünkü bütün her gece ben kabus görürüm. Acaba Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle benim para gitti mi? Öyle mi? Evet. Ya, bir kararname bu ya. Resmi gazete yayınlandı bitti. Ha işte onun için diyorum ki burada insanların rahat yaşayabilmesini diyor ki EYT'liler yük oldu. Ya arkadaşım senin 600 milletvekilin 2 senede kıyak emekli olduğu zaman yük olmuyor. Adam 25 sene çalışmış onun yük oluyor. Bir. İkincisi huzur hakkı ne demek ya huzur? Huzurlu yiyeyim diye. Ya adam şimdi diyelim mesela şeyde 300 bin lira aylık alıyor. Yanında bir de 250 bin huzur hakkı alıyor. Ya bu huzur hakkı ne kardeşim? Onların huzur hakkı vardı bizim yok mu? Sende huzursuz hakkı var. Ha tamam işte o zaman. Tam o da. O da, o da o zaman böyle devam etsin. Eyvallah. Sen çok sağ olun. Daha çok ağlayan duyarsın burada ama seçim günü ne olduğunu görürsün. Eyvallah. Adayım. Sağ olun.